Dostlar merhaba, hayırlı akşamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şöyle yavruların durumunu sizlerle paylaşayım dedim. Sizler de merak ediyorsunuz genel durumu. Şöyle bakalım yavrucaklara. Bakın dostlar, görüyorsunuz artık uçacak duruma geldiler gibi bir şey. Şöyle söyleyeyim, hepsi daha önceki yavrular gibi sarı verdiler. Şöyle spangle sarı. Şöyle şunun abisi, şu mavişin abisi, kardeşim de ve birebir aynısı, şu kafasındaki beyaz iz bile aynı, tam yerinde. Aynı arkadaşlar, hiç değişen bir şey yok. Yani tıpatıp aynısı. Şunlar da tanıdıklarım da, şu renklerden, sarı renklerinden. Onlar da aynı. Bir yavrumuz öldü. Bir yavrumuz ölmeseydi eğer, yani gri olurlardı diye düşünüyorum. Nedenini soracak olursanız, çünkü gri yavru da veriyor. Bakın, şöyle. Anne ile baba, annesi kızıyor bize ama yapacak bir şey yok. Şöyle yavruları seviyoruz. Artık yerlerinde durmuyorlar. Kaçacak yer arıyorlar, görüyorsunuz. Yerlerinde durmuyorlar. Hani zar zor buralarda tutuyoruz onları ama tabii yuvanın içinden çıkardığımız için hiçbir yere sığmıyorlar dostlar. Hiç. Şöyle merak edenleriniz var, yavruları. Şöyle güzelce görün. Maşallah demeyi eksik etmeyelim. Arkadaşlar, arkadaşlarınız, akrabalarınız, kuzenleriniz, bunları kanalımıza çağırabilirsiniz. Çağırın, onlar da katılsınlar. Belki onlara da çıkar. Onlar da çekilişe katılsınlar. Yani akşam geliyorum, bunlarla oynuyorum. Hemen bunların altını değiştiriyorum. Bakın, gelince hemen peçeteyi değiştirdim. Gene pisletmişler. Şimdi sabah işe gitmeden önce de hemen peçeteyi değiştireceğim. Öyle gideceğim işe. Yumurta mamalarını vereceğim. Peçeteyi değiştireceğim. İşe gideceğim. Akşam gelince de aynı şekilde peçeteyi değiştiriyorum direkt. Hiç aksatmıyorum. Yani gelip bunlarla uğraşıyorum. Ondan sonra görüyorsunuz, yani yavru almak ayrı bir güzel, ayrı bir duygu. Tamam, bir çift olarak bakıyorsunuz, hayatta tek olarak geliyor, konuşuyor, ediyor ama yani bir de yavru aldığınız zaman, bunların yavrusunu gördüğünüz zaman çok daha başka oluyor. Çünkü bakın, yerlerinde durmuyorlar, tıfıl tıfıllar böyle. Yaramazlar hiç durmadan şöyle geziyorlar. Bakın, bu haftanın sonunda yuvalıktan çıkacaklar. Şu diğer haftada çıkar. Yani şu ikisi çıkar bu haftanın sonuna doğru. Bakın, annesi kanat çırpıyor. Hayır kızım, hayır. Ama ortalığı kirletiyorsun. Ortalığı kirletiyorsun. Ortalığı kirletiyorsun. Gel. Gel. Ortalığı kirletiyorsun. Bak, sana söylüyorum. Çok kanat çırpıyor arkadaşlar. O zaman da ortalığı kirletmiş oluyor. Bakın. Çok aylaz, çok. Anneleri çok aylaz. Dostlar, maşallah demeyi eksik etmeyelim. Çekilişe katılalım. Bakın, yani size de çıkar, hiç çıkmaz demeyin. Çünkü hiçbir şekilde ayrımcılık yapmadan eşit bir şekilde çekilişi çekeceğim. Ve ortak noktada buluşup vereceğim yavruları. Hani çünkü 30 lira, 40 lira taş patlasın. Taş patlasın 50 lira. Anne bana saldırıyor bu arada. Bakın. Bakın arkadaşlar, nasıl saldırdığını göstereceğim birazdan size. Yani 30 lira, 40 lira. Hani 40 lirayla zengin olmam. Fakir de olmam ama zengin de olmam. Bunları o yüzden hediye edeceğim. Yani hem hobimi
yaşıyorum. Hem en güzel şekilde hobi yapıyorum, hem de sizleri de kuş sahibi yapıyoruz. Siz de kuş besleyin. Kuşlarınızı büyütün, kuşlarınızı ilgilenen arkadaşlar, güvercin de besleyin. Hani kedi de besleyin. Tabii köpek duruma göre, eğer bahçeli eviniz varsa köpek de besleyin. Yani hayvan sevgisini çocuklarımıza aşılayalım, gençlerimize aşılayalım. Çünkü günümüzde hep hayvanlara eziyet haberlerini görüyoruz, duyuyoruz, izliyoruz. Yani bunlar çok utanç verici bir şey. Gerçekten çok utanç verici bir şey. Çünkü neden derseniz, zaten birbirimize saygımız kalmamış. Bu hayvanlara da hiçbir şekilde saygımız kalmıyor. Hani hayvanlara bakın, besleyin, büyütün, sevin, yemlerini verin. Siz de kuş sahibi olun, siz de kuş bakın, besleyin. Yani çünkü güzel, güzel bir hobi. Sizi böyle biraz yavrularla baş başa bırakayım, yavruları izleyin. Annesi hiç durmuyor, saldırıya geçiyor. Ben şöyle biraz yem atıyorum yavrulara. Çarşamba ya da perşembe daldarı atmaya başlayacağım. Erken atarsam hem ziyan olur arkadaşlar. Hem pislenir, çünkü onu atmak durumunda kalacağım. Ben öyle pis pis yedirmiyorum hayvanlara. O yüzden erkenden koymuyorum daldarıyı. Arkadaşlar, bunlarda teferruata gerek yok. Yemini, suyunu verdiğiniz sürece, yani ilgilendiğiniz sürece en güzel şekilde yaşarlar, yavru da verirler. Ama diyorum ya, güvenini kazanın, güvenlerini sarsmayın. Hani sizin onu sevdiği kadar olur sizi sever. Yani siz onu sevmediğiniz sürece, ona işkence çektirdiğiniz sürece, onu sıktığınız sürece sizden sıkılır. Arkadaşlar bakın yavrunun bir tanesine. Yani yem kırmaya çalışıyor bakın. Yani içgüdüsel olarak bunu yapıyor. Yani bunların hani yeme girmeme gibi bir şey olamaz. Hani işte anne besliyor, ne yapabilirim, nasıl verebilirim, nasıl edebilirim. Bu şekilde ufak ufak, yani bu seviyeye geldikleri zaman böyle ufak ufak içeri yem atarsanız, daldarı atarsanız kendileri kıracaktır. Şimdi mesela anne yuvaya girdiği zaman o yemlere ağız vuracak, kıracak. Onlar da görecek ondan. Onlar da kırmaya başlayacak.
Bakın arkadaşlar, çatır çatır ses geliyor. Yani kırıyor. Kırmasında herhangi bir problem yok. Ama bu yeme girdiği anlamına gelmiyor. Hala annesinin beslemesine ihtiyacı var. Bak bak bak, şu yaraması görüyor musun? Bakın arkadaşlar, kırıyor yemi. Normalde mesela şu mavinin veyahut da şu yeşilin daha önce yem kırması lazım hani, eğer ona bakarsak. Halbuki bunlar henüz yeme girmediler. Ama diyorum ya, içgüdüsel olarak bunu yapıyorlar. Bakayım kızıma. Bakayım kızım. Saldırıyor. Evet arkadaşlar, bizde durumlar böyle. Yavrularımız büyüyor. Yavrularımızı sahiplendiriyoruz. Çekilişi de hediye ediyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum.